Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın Soğuk Savaş'tan daha yeni çıktığı bir dönemde Doğu ile Batı'nın birlikte barış için çalışabileceğinin bir sembol olarak parlıyordu. Ancak son zamanlarda bu barış ve uzlaşı sembolü üzerinde kara bulutlar ve ayrılık dedikoduları dolanıyor. Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun gelecekteki akıbeti ve Birleşik Uzay Araştırmalarının geleceği hakkında konuşacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu ya da kısaca UUI, 1990'ların çalkantılı yıllarında Soğuk Savaş'ın bittiği günlerde doğan bir proje. Soğuk Savaş sonrası neredeyse bütün uzay ajansları büyük mali kesintilere maruz kaldılar. Çünkü artık yarışacak kimse kalmadığı için hükümetler uzaya para akıtmayı saçma buluyorlardı. Bu karmaşada uzay araştırmalarına devam etmek isteyen NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Rusya, Kanada ve Japonya ortaklaşa bir karar ile tek başlarına yapamayacakları büyüklükte ve karmaşıklıktaki bir projeyi harekete geçirdiler. Bu sayede hayat bulan Uluslararası Uzay İstasyonu, geçen her yıl büyüyerek insanların uzaydaki evi oldu. 2024 yılına kadar görevini sürdüreceği kesin olan istasyonun, bu tarihten sonraki geleceği ise belirsiz. Emekliliğinin yaklaşmasına rağmen 5 ortak uzay kurumu, gelecek için ne yapacakları hakkında halen net bir karar alabilmiş değiller. Ve bu belirsizlik, istasyonun bölünmesine yol açabilir. Bölmek derken, gerçek manada bölünüp parçalanmasından bahsediyoruz. Rus Uzay Ajansı Roskosmos, uzay istasyonunda şu anda mevcut olan ve yakın tarihte eklenmesi planlanan modülleri 2024 yılı sonrasında istasyondan ayırıp Rus kozmonotları için Rus Yörünge İstasyonu adını verdikleri bağımsız bir yaşam alanı kurmanın planlarını yapmakta. Mevcut istasyonun işletilmesi ve geliştirilmesi sırasında yaşanan sıkıntılara ek olarak Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında başta Ukrayna ve Suriye olmak üzere yaşanan siyasi problemler, gelecek için yaşanan endişelerin ana sebeplerinden başlıca ikisi. Bunun yanında uzay araştırmaları hakkındaki planlarda da farklılıkların olması uzay istasyonu için bölünme ihtimalinin bir başka kaynağı olarak söyleniyor. NASA alçak yörüngeye ait her türlü çalışmayı özel firmalara devredip kendini derin uzay keşfine odaklamayı planlıyor. Rusya ise Ay'a gidip yörüngesinde ve üzerinde kalıcı insanlı istasyonlar kurmayı, ardından da Mars'a ve hatta Satürn'e insan yollamayı hedeflemekte. Siyasi, teknik ve bilimsel farklılıkların artmaya başlaması nedeniyle mevcut uzay istasyonunun 2024 sonrasındaki durumu bu sebeple net değil. Uzmanların tahminleri Rusya'nın kendi bölümlerini ayırıp bağımsız bir uzay istasyonuna dönüştüreceği, Amerika'ya ait olan modüllerin ise en geç 2028 yılında okyanusa düşecek şekilde yörüngeden indirileceği şeklinde. Rusya, yaşadığı petrol ambargosu dolayısıyla uzay araştırmalarına ait bütçelerinde yaptığı kesintiler neticesinde yapımını bitiremediği yeni modülleri ve mevcut istasyonda görev yapmakta olan parçaları kullanım ömürlerinin dolmasına daha 10 yıllar varken atmosferde yakmak istemiyor. 2024 yılından sonra istasyonda faaliyet gösteren Nauka bilim modülü ve 2019'da fırlatılması planlanan NEM araştırma ve güç modülünü ana yapıdan ayırmayı planlamakta. Bu parçalara Soyuz ve geliştirilen yeni nesil uzay aracının kenetlenebileceği bir yanaşma birimiyle kozmonotların uzay yürüyüşü yapabilmelerine imkan verecek donanımlara sahip olması hedeflenen şişirilebilir bir uzay modülünün eklenmesi de düşünülüyor. Bu yeni yapı sayesinde Mars ve hatta Satürn'e yapılacak olan insanlı yolculuklar için geliştirilen projeleri ve uzay gemisi çalışmaları hakkında deneyler yapmayı hedeflemekteler. Rusya, uzay istasyonları konusunda kabiliyetini bir başta olmak üzere pek çok defa kanıtladı. Yani şu anki istasyonda görev yapan bölümler yarı ömürlerini daha yeni doldurmuş durumda. Bunlara ek olarak gelecek olan yeni birimler ile birlikte Rusça kendi başına yetebilen ve bilimsel araştırmalar yapabilen bir uzay istasyonu için gereken bütün parçalara kendi başına sahip olmuş olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullanan 5 uzay ajansı basın bildirilerinde 2024 sonrasında kurulabilecek yeni bir uzay istasyonu için ortak hareket etmeyi hedeflediklerini bildiriyorlar. Ancak Rusya'nın ortak bir projede yaşanabilecek her türlü problem ve anlaşmazlığa karşı uzayda bir kapılarının olmasını istedikleri, gizlemedikleri bir gerçek. Bu yönde de gerekli adımlar atacakları ve zamana geldiğinde mevcut istasyondan ayrılacaklarına dair bahisler gayet yüksek. Sizce Rusya eski günlere dönüp yalnız başına uzay araştırmalarına geri mi dönecek, yoksa insanlığın Mars ve ötesine planladığı sıçramalarda diğer ülkeler ile birlikte mi hareket edecek? Bu konudaki bilgi ve görüşlerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.